Duyar duymaz ne olduğumu şaşırdım Şevket Bey. Gittiğime öyle pişman oldum ki. Ali Rıza Bey git dedi. Vallahi da billahi da ben gitmek istemedim. Ne bileyim böyle olacağını. İçeri girmeyin. Kelime yapılıyor içeride. Nerede o adam? Bana bırak be. Bırak. Sakin ol. Kardeşim. Şevket Tekin. Şevket abi. Ne olacak şimdi Şevket Bey? Ha? Ne olacak? Yandı bitti külü oldu. Ne olacak bizim paralar? Sigorta hasarı karşılayacak. Bizim elimizde senin taahhütnamen var Şevket Bey. Haziran'da bu apartman oturulacak gibi teslim edilmezse takır takır ödersin tazminatımızı. Ben söyledim, bu inşaat bitmez dedim. Kardeşim, ya görüyorsunuz halimizi, bir de siz üstümüze gelmeyin, gözünüzü seveyim. Ne malum senin yakmadığın? Sigorta diyorsun, şu bu diyorsun. Ne malum ha? Hanımefendi, bakın lütfen sözlerinize dikkat edin. Zaten sinirlerim bozuk. Yıllarca çalışıp didinip biriktirdiğimiz paraları bu eve yatırdık. Lafına güvendik. Neye güvendiysek? Bakın, eviniz Haziran'da teslim olacak. Benim sözüm söz. Kardeşim, lafla sözle oyalayamazsın artık bizi. Aşağıda yangını biri çıkarmış diyor adamlar. Ya sigorta ödemezse parayı? O zaman ne olacak ha? Nereden bulacaksın parayı? Ama yeter, çekil. Kaçma. Çekil önünden. Kaçma, gel buraya. Abi, kaçma. Abi, ben de. Kaçma. Ben de şikayet edeceğim. Dur. Abi, dur. Kaçtı, kaçtı, yok. Tamam, dur. Dur be kardeşim. Ben. Dur. Alo. Şevket, neler olmuş ya? Sorma Ahmet abi. Mahvoldum. Ya şimdi öğrendim. Yanmış inşaat. Ben yandım abi, ben. Kül oldum. Bittim artık. Vah vah ya. Yani büyük geçmiş olsun. Çok hasar var mı? Olmaz mı abi? Ne var ne yok gitti. Yanına geliyorum ben. Neredesin? İnşaatta mısın? Yok. Hastaneye gidiyorum yine babamın yanına. Ali Rıza Bey hastanede mi? Aa! Ona ne oldu? Yangın çıktığında babam inşaattaydı. Zehirlenmiş. Hay Allah ya, bak. Vah vah vah. Ne olmuş? Nasıl şimdi? Hangi hastanede? Hay Allah ya, hay Allah. Ne olmuş Ahmet? Hemen geliyoruz biz. Büyük geçmiş olsun. Tamam, hadi gelince konuşuruz. Ali Rıza Bey yangının ortasında kalmış. Zehirlenmiş adam. Hadi çabuk gidelim hadi. Hadi Sedef. Bah bah. Ay Ferhun de yüzünden ölecekti adam ha. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bela oldu başlarına, bela. Üstüme bir şey alayım hemen. Hadi çabuk. Abi. Gitmedin mi sen de? Bir de sen başlama ne olur. Ne oldu? Niye çıkmış yangın? Belli oldu mu? İnceliyorlar. Daha bir şey belli değil. Ama o yaptı. Kesin. Bence de. Ferhunde'nin işi bu. Şikayet ettin mi? Ettim. Ettim tabii. Polis arıyor. Kurtuluşu yok. Çok fena ödeyecek bu yaptığını. Kaç para eder Leyla? Bitirdi beni. Mahvoldum. Mal sahipleri geldiler, inşaatta kıyamet kopuyor. Kendimi kurtaracağım derken daha beter battım. Yok oldum. Kalkamam ki ben bunun altından. Biz sana yardım ederiz. Oğuz'la konuşurum ben. Anlatırım durumu. Mutlaka yardım eder. Durma sen burada. Hadi git. Durdukça kötü oluyorum zaten. Hastane kokusuna dayanamıyorum. İyi hadi git işte. Babam iyiymiş, merak etme. Ara ama, gelişmeleri bildir. Tamam, ararım. Hoşça kal. Güle güle.
Hay Allah'ım, yüzüme bile bakmıyor. Kemal Bey. Duydular mı acaba? Alo. Necla merhaba. Merhaba. Duydun mu haberi? Bülent Sarper vefat etmiş. Evet, haberim var. Cenaze töreni yarınmış. Bizim de katılmamız lazım. Bu durumda Kuşadası programını erteleyeceksin herhalde. Tabii. Ben de öyle düşündüm zaten. Aradım sekreterimi. Biletimi değiştirecek, pazartesi için alacak. Sen şirkette değil misin? Yok. Dışarıda işlerim var. Bugün gelemeyeceğim. Tamam. Yarın cenazede görüşürüz o zaman. Görüşürüz. İyi günler. Size de. Öğrenmişler mi? Yok canım. Söylemedim ben de hiç. Bu kaçıncı vuku atlayacak insanlarda? Bak, daireleri alanlar duymuş, patırdı ediyorlarmış. Bir de onlar var tabii. Taahhütname vermiştim hepsine. Daireleri zamanında teslim edemezsem tazminat ödemek zorundayım. Bu durumda teslim edemeyeceksin. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Çok fena sıkıştım. Her taraftan elim kolum bağlı. Tam anlamıyla yere yapıştım. Artık doğrulmam çok zor. İyi kötü çabalıyordun abi. Ferhunde'yi yine başına sarmanın ne alemi vardı? Hiç bakma öyle. Zemini sen hazırladın. Sonuçlarına da ben katlanacağım, merak etme. Ne demek bu şimdi? Ne demekse o demek işte. Başıma kakıp durmayın. Zaten sinirim bozuk, zaten bitmişim. Tamam çocuğum, tamam. Bir şey demedi. Babama bakayım ben.